Yamuk. İki kenarı paralel olan dörtgenlere yamuk diyoruz arkadaşlar. Üst taban ve alt taban, buraya da orta taban diyoruz. X eşittir toplamının yarısı formülüyle Yarısı. geliyor. Şu Neden? küçük yeri sorarsa orta taban çekildiğinde şurası. Bu da farkının yarısıymış. Şuraya Neden? uzattığımızda arkadaşlar ne var? Bununla bu ikizkenar, harika. Güzel. Burada ikizkenar, bak. Burada da ikizkenar var. Burada da ikizkenar var. Ve şu ikizkenardan bununla bu eşit. Bu ikizkenardan bu buna eşit. Yani burada kaç oldu? 3 oldu. 3 oldu. Burada kaç geldi? 3 geldi. Zaten bu orta taban oldu. Burası eşit olduğu için. O zaman toplamının yarısı. 4 artı 8 bölü 2 eşittir x artı 3'ten. 6 geldi. Şimdi x'imiz kaç geldi arkadaşlar? 3 Şu. geldi. Bunu farklı çözeceğim. Bunu farklı çözeceğim. Siz işinize geleni alın arkadaşlar. Mesela bu klasik standart çözüm yapıyorum. Şuradan bir paralel çekin derler. Ya da şu tarafa doğru. 6 ise o 6 aşağı doğru kayar. 6, 6, 6. Buraya kaç geldi? 4. Buraya kaç geldi? X eksi 6 bak. 6, 6, 6. Benzerlikte de yapmıştık aynı şekilde. 3'ün 8'e oranı. Çok güzel. X eksi 6'nın 4'e oranı. Sadeleşmesiyle 15 bölü 2. Yani cevap 7,5 geldi. 6'dan 10'a kaç arttı? Bakın bu belli bir oranda artar. Kaç arttı? 4 arttı. Ne kadarlık mesafede? 8. 8'de 4 artarsa 3'te kaç artar? Sor bakalım, yarısı olduğuna göre 1,5 artar. Ustam 1,5. 1,5 buraya eklersek ne olur? Artı 1,5. Çünkü 6'nın üzerine artacak. Ben ne Cevap dedim? 7,5. Tekrar Artış edin miktarı bakalım. çok önemli. 4'ten 6'ya kaç arttı? 2. O zaman 2 artan yeri 2h diyeyim. 6'dan 9'a kaç arttı? 3. O zaman oraya da 3h diyeyim. Gördük mü ne kadar güzel. 5h 10'a eşit. Ay, çok kolaymış hocam, çok kolay. H2. İlk kere 3 kaç geldi? Mükemmel 6. sever. Gayet İndi güzel. ki sorun değil. Yani in yani, çünkü yani hata yapabiliriz. Sonuçta bakacağız. Dikiniyoruz. 40 50 yazıyoruz. Gitmiyor. 6 kaldık. Şimdi o zaman biz ne yapalım? O zaman paralel çekmek çok önemli. Nasıl paralel? Ya bu kenara paralel ya bu kenara paralel. Fark etme, ikisinden de çözülüyor. Ben ama şu 110'u karıştırmamak için şöyle paralel çekmek istedim. Çok güzel. Böylelikle burada ne oluştu? Bir paralel kenar oluştu. Çünkü yamuktan zaten bunlar paraleldi. Peki paralel kenarda 110 ise burada karşılıklı açılar ne oluyordu? Aynıydı. O zaman burada da 110. Nedeni 110 ise burası 70. 180'den bu da 110. Peki 110 ise buraya 70. Bakın boşuna hesaplanmamış bu sayılar. Bakın 110 ise bir baktım burada kaç geldi? 70 geldi. 110 ise 70 geldi. Ve ne oldu? İkizkenar dostum. 6 ise burada kaç geldi? 6 geldi. 5 zaten paralel kenardan aşağı indiği için cevap kaç geldi arkadaşlar? 11. Şöyle baktığımızda şu kenarı eşit olan yamuğa ikizkenar yamuk diyoruz. Peki ikizkenar yamuğun taban açıları birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Peki ikizkenar yamukta dikkat ederseniz buradan dikinersek buradan bu dikinmeler çok önemlidir arkadaşlar. Ve dikindiğimde şu C diyelim ki aşağı iniyor ya C. Tamam da A diyelim komple. A dersek şuralara kalan eşit olmak zorunda. Çünkü şunlar zaten eş üçgen oldukları için. O zaman buraya ne geldi? A eksi C bölü 2. A eksi C bölü 2. Yine aynı hareket. Bak şimdi iniyoruz. İniyoruz. 4 buraya geldi. 10'dan 4 çıkarsa kaç kaldı? 6. Kaç kaç paylaşır? 3 3 paylaşır. Bak eşit böldü mü görüyor musun? Yani sadece şunlar eşit olacak demiştik. Peki 3 bir şey 5. 3 4 5. Şimdi kritik soru şu. Orada şuraya bakmanızı istiyorum. Bak, x kare eşittir 16 artı 49'dan x'imiz kök 60 Çok 5 önemli. Demek olacaktır. ki, Bakın bakın ikizkenar yamukta köşegenler birbirine eşittir. Ve bu kendi çapında eşit, bu da kendi çapında eşittir. Yani bu eşitlikte sıkıntı yok. Soruda eğer burası not dik kesişirse soruda, her zaman kesecek diye bir kural yok. Kesişirse o zaman arkadaşlar burada bazı özellikler oluşuyor. 90 da gelirse soruda 45-45 yazabilirim. 45-45 yazabilirim. Peki şöyle dikinersem 45-45-45-45 olduğunda hem ikizkenar hem dikilmiş hem tabanı ikiye böler. A bölü 2, A bölü 2, 45-45'ten bu da A bölü 2. Yukarı dik çıkarsam C bölü 2, C bölü 2 burada nedir? C bölü 2, 45-45'lerden dolayı. O zaman benim haşım ne oldu? A artı C bölü 2 oldu. Demek ki ikizkenar yokta köşegenler dik kesişirse haşımız A artı C bölü 2 bir nevi orta tabana eşit oldu. O da A artı C bölü 2 idi. Ama ezberlemeye gerek yok. Bu eşit, bu eşit diyerek soru çözülüyor zaten. Eşittir. Ve Ama buralar ne oldu? 45-45 oldu. Yani dikinersem nasıl oldu?
6-6-6. Yukarı çıkarsam ne oldu? 2-2-2. Çünkü bunlar hep 45-45 olduğu için demin öğrettim. Peki haşımız toplamın yarısı oldu bir nevi. Peki x'e nasıl geçerim? X'i aslında burayı karıştırmamak adına 8-8 bulduk. 4 inerse 12'den 4 çıkarsa 8, 4-4 paylaşmaz mı? Bak 4 aşağı indi, 12 tamamından 4. O zaman buraya ne geldi? 4 kök 5 diyebiliriz. Şu, dik şuna... yamukta köşegenler dik kesişirse eğer, yine şuraya şu oku çıkarayım. Dik kesişirse, gidip de her dik yamukta köşegenleri kesiştirmeye çalışmayın. Eğer, o zaman arkadaşlar burada şöyle bir özellik var. Burada kayyu özelliği var. Kayyu. Nasıl kayyu? Şuradan şöyle buna paralel çekiyorsun. Çektin mi bak? Çok güzel çektin. Peki paralel çektiğin için, burada paralel olduğu için bu C ne yapıyor buraya doğru? Kayyu. Peki paralel çektiğin için şu 90 da şuraya gelir mi? Bak bu çok önemli. Gelir mi? Gelir. Ve yine ne geldi? Dikten dik, dikten dik, dikten dikten dik. Öklit geldi. Yani A çarpı C. Yani buradan ne geldi? H kare. A çarpı C geldi. Uygulayalım. Ne kadar rahat. Dik yamukta köşegenler dik kesişmiş. Ne yapıyoruz? Kayyu. Harikasın. 2 ne yaptı buraya doğru? Kaydı. Peki 90 da buraya geldi mi? Geldi. Ve ne geldi yine? Dikten dik, dikten dik. Harika. H kare 2 çarpı 8'den H kare 16'dan H kaç geldi? 4. Bunu bilmeseniz de siz, ben özellikle çok çözdük. 90 çok fazla varsa ne yapılır? AB, AB bakın. Burada 90 olduysa A artı B 90. 90 ise A geldi. 90 A ise buraya ne geldi? B geldi. A geldi. Burada bir sürü benzer var. Ama önemli olan şu. Şu üçgeni seçeceğim. Bir de şu üçgeni seçeceğim benzer olarak. Şu üçgende B'nin gördüğü kaç? 2. Burada B'nin gördüğü ne? H. Peki burada A'nın gördüğü ne? H. Peki burada A'nın gördüğü ne? 8. Yani şu üçgen... Bakın açıorta dikmeni uzat. Uzat. Direkt uzat. Açıorta dikmeni olsa nedir? İkiz kenardır. Taban 2'ye bölüyor. 6 ise burada ne olacaktır? Bak. 6 alttan buraya kaç geldi? 4 geldi. Üst alt paralel değil mi? Evet. Peki bu 6-8-10 üçgen değil mi? 6-8-10 kenarda dursun. Şimdi benzerliği yapalım. Hadi paralel. 4'ün evet tamamı 12'ye. Tamamı 12'ye. X'in 10'a. Zaten burada arkadaşlar bu bunun 3'te 1'i, bu da bunun 3'te 1'i. 10 bölü 3 olacaktır. Ya da 40 eşittir 12x. İşler dışlar. X'imiz 40 bölü 12'den 10 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Tekrar eğer açıortay dikinmiyorsa, dikiniyorsa ikizkenar oluşturup benzerlik yapacağız. O tamam. Ama açıortay dikinmiyorsa bırak gitsin. Bırak ya. Bırak gitsin gerçekten. Dönerse senin, zaten dönmezse hiç olmamış deriz. O zaman Z kuralından şu şuraya geldi mi? Geldi. Ve burada ne geldi? Bakın. İkiz kenar. 8 ise burada 8'den buraya kaç geldi? 3 geldi. Ve şurada kelebeği görüyor musun? Ne kadar güzel bir soruymuş. K'ye 3K. K'ye 3K. 3 ise 9. Ne kadar güzel. Bakın. Bak. Şöyle yapıyoruz çok güzel. 2 alfa buraya geldi. 5 kaldı. Şöyle yapıyoruz çok güzel. Beta buraya geldi. 2 buraya geldi. 5 kaldı. Alfa beta 90 ise burada nedir? 90. 5 5 ise bu da nedir? 5'tir diyebiliriz. Yapacağım. Alan neymiş? Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı h diye söylendi. Peki hatta bu nedir arkadaşlar biliyor musunuz? A artı c bölü 2 tanıdık. Hatırlayın. A artı c bölü 2 orta tabanı vermiyor muydu? Bura tanıdık olduğu için aklımızda orta taban çarpı h da alanı vereceği aklımızda orta dursun. Taban çarpı h. Orta taban ne? 6. Peki h'ı nasıl bulacağım? Buraya 2 vermiş. Peki sen şöyle insen. Yandan benzerlik 1'in 2'ye oranı. 2 ise burası 4 diyebilirsin. Ya da hocam 2 zaten buraya geliyor. Eşit eşit ise burada nedir? 2'dir deyip 4 de diyebilirsin. Ve 6 kere 4 24'tür yamuğun alanı. Paralelse hepsinin yüksekliği eşittir. 1'e o zaman eskiden niye tabanı kadar? Çünkü alan yükseklik çarpı taban bölü 2. Yükseklikler aynıysa alan tabana bağlı. 3'e ne gelir? 3s. 4'e ne gelir? 4s. Hatta 2 ve 6'ya bölüp yapmak yerine toplamı 8s diye de yapıyorduk hatırlarsanız. Ama ben şöyle söyleyeceğim. 6 çarpı 8 bölü 2'den bu alan nedir? 24. Peki 10'a 24 gelirse üst ve alt nasıl olsa paralel yamuktayız. 5'e ne gelir? 10'a 24 gelirse 5'e 12 gelir. Toplam kaç geldi? 36 geldi. Bu kadar. Bu kadar. Ama bu alanı nasıl geçerim? Şuradan dikinsem 67 üçgen hatırlamak zorunda mıyım? İkiz kenarda neler eşitti? Neler eşitti? Tamam. Tamam.
diğer köşegeni çektim. 6 ise burada ne olur ikizkenar yamukta? Bu köşegen de 6 olur. 22.5 ise bura kaç gelir? 22.5. 45 ise bu açı kaç geldi? 135. Köşegenlerle alan nasıl bulunur? 1/2. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 135. Yani (2/2)'dir. Buradan 3 geldi. Hop 3 geldi. Cevap 9/2 olacaktır. Yani yamukta üst ve alt paralel için paralel olmayan şu kanatları her zaman eşittir cepte. Nedeni de bu üçgenle bu üçgenin yüksekleri ve tabanları aynı olduğu için alanları aynı. Bura ortaksa şunlar da eşit olmak zorundadır. Oradan gelmişti. Ha, diğer özellik de zaten bütün dörtgenler için geçerliydi. Bütün dörtgenlerde köşegenler çekildiğinde çapraz çarpımları eşitti. Yani S çarpı S, S1 çarpı S2. S çarpı S, S1 çarpı S2. Şuraya 6 vermiş, şuraya 10 vermiş. Bu ikizkenar yamuğun alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlar çok iyi bakmanızı istiyorum. Şurası alfa, şurası alfa ikizkenardan. Şunu yukarı doğru şöyle çıkartırsam çok iyi bakmanız. Z kuralından dolayı bak Z. Şurada alfa oldu mu? Beta 90 alfa beta. 90'ların gördüğü aynı. Yani şunu alıp hop şuraya koyduk gibi düşünün arkadaşlar. Ve bize neyi bulursak olur. Mesela şuraya A desek B desek. Bu alan da aynı oldu. Ben yamuk alanı yerine şu dikdörtgeni bulsam olur mu? Olur. Nedir alanı? 6 çarpı 10 eşittir 60. Yani H çarpı M. Harika. Yani şu ikizkenar nedeni tekrar yapalım. Şuradan çektiğiniz zaman yahoo dikdörtgenden geliyor. Hocam ben sınav anında onun oraya geleceğini ve 60 olacağını dikdörtgen olup yapacağımı göremem. Görme. Ne yapardın sınavda? Şöyle yapardın. Dikinerdin. Evet. 6 doğru. Şuraya C diyelim. Burası da C oldu. Şuraya kaç geldi? 10-C geldi. Ama şunu bil en azından. İkizkenar yamukta bura 10-C ise burada ne olacaktır? 10-C. Şimdi bu yamuğun alanını bulalım. Üst taban C. Alt taban komple alıyoruz. 20-C/2 çarpı H. C'ler gidiyor. Yani alan yine geliyor. Üzülme. Hani onu oraya taşıyamamışsın. Önemli. Alttan yukarı doğru karelerini çıkaralım. A kare eksi X kare bölü evet. X kare eksi C kare. Bak. A kare eksi x kare bölü x kare eksi c kare bize bu alanın bu alan oranını vermekteymiş. 5'in karesi eksi x'in karesi bölü sonra x'in karesi eksi 4'ün karesi eşittir 2/1. Alttan yukarı geldiğim için 2/1. Buradan arkadaşlar x'imiz kök 19 gelecek arkadaşlar. Kök 19 gelecek. Öğrenmek istemeyenler. Şurayı uzatırsak. Eski bilgi. Benzerlik bilgisi. Uzatırsak. 4'ün 5'e oranı. Nedir? Şu büyük benzerlikte bak. Şunun şuraya oranı. 4'ün 5'e oranının karesi 16/25'tir. 16/25'e neden karesini aldım? O zaman şu küçük üçgenin alanı 16S ise tamamı 25S. Şuraya kaç S geldi? 9S. Nasıl paylaşır? 3S'e 6S diye paylaşıyor. Çünkü burada 1'e 2 oranı vardı. Ben de 3S'i 6S diye paylaştırdım. Şimdi şurada benzerlik kuracağız. 4'ün X'e oranının karesi 16S'in 19S'e oranı. Çok güzel. Burada 16/X kare eşittir. 16/19'dan 16'lar gider. X'imiz yine kaç geldi arkadaşlar? Kök 19. Ama eğer orta nokta olursa eğer arkadaşlar orta nokta olursa izleyin. Şöyle bir paralel yaptım şuna. Şu alanı şuraya koyabilir miyiz? Şu alanı şuraya koyarsak paralel kenar olmuş oldu mu alan? Şunu şuraya koyunca. Ve o zaman şu alan zaten tüm alanın nesi oldu? Yarısı oldu. Ama bu ne zaman oldu? Tam orta noktaya geldiğinde bu alan buraya geldi. Şurayı şöyle çekersem şu alan tüm alanın yarısıdır. 6 çarpı 8/2'den bu alan 24'tür. 6 çarpı 8/2'den 24'tür. 24 ise tüm alan ne olacaktır? 48 olacaktır.